Bir film bir konu hoş geldiniz. Bugün El Yazısı ve Saf filmlerinin yönetmeni Ali Vatansever'i ağırlıyoruz. Ali hoş geldin. Merhaba Şenay, çok güzel burada olmak. Uzaktan da olsa. Şöyle başlayalım. Sen bir taraftan da hani muhtemelen yeni bir proje vardır. Bir kısaca ondan bahset. Ne durumda? Bir de tabii dersler veriyorsun. Koç Üniversitesi'nde sinema dersleri. Biraz onlar nasıl gidiyor? Böyle birkaç dakika pandemide hayat ve yeni projeler neler? Oradan başlayarak girelim sohbete. Evet, ya pandemi ben aslında tam yazım sürecinde yakalandığım için beni hani en azından prodüksiyonel açıdan çok etkilemedi. Benim için verimli bir süreç oldu. Kendime kapanma ve senaryo detaylı çalışma fırsatım oldu. Ama senaryo biraz böyle ölümle alakalı olduğu için bir baba oğul drama olduğu için tabii zorladı bir yandan da. Hani hem ölümle uğraşıyorum bir yandan da dünya COVID sürecinden geçiyor. Psikolojik olarak yorucu ama benim için oldukça verimli bir süreçti. Şimdi senaryo bitti. İşte başvuru süreçleri, finans süreçleri başladı. Ya tabii ki o COVID'in de verdiği hani yavaşlamayla acelemiz olmadan kendi hızımızda ilerletiyoruz projeyi. Onun dışında evet dediğin gibi dersleri geçen seneden beri online'da yürütüyoruz. Ben işte Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar bölümünde film derslerini veriyorum. Bu dönem işte sinematografi ve kurgu dersini veriyorum. İşte ya da kısa film derslerimiz oluyor. Bir şekilde uzaktan idare etmenin yöntemlerini, farklı kaslarımızı geliştirmeyi öğrendik. Hiç fena gidiyor diyemem açıkçası. Tabii ki bir psikolojik yorgunluğu var artık özellikle öğrencilerde. Bakalım yaz nasıl geçecek? Umarım hızlıca bir normalleşme sürecine gireriz. Umalım Ümidiyle. öyle olur ve hani hem böyle sinema salonları normalleşir hem eğitim normalleşir. Hani ikincisi olmasa bile ben birincisini çok özledim, salonlara gitmek, film izlemek. Çünkü bir sürü film de bekliyor bir taraftan. Bir film yığılması da söz konusu oldu merak ettiğimiz filmler. Umarım hani yaz sezonunda bütün bunları bir arada görebilme fırsatımız olur. Peki seninle filme geçelim. Seninle konuştuk biz. Ben bir düşüneyim dedin ama sonra böyle bir iki gün sonra tak diye şu olsun diye söyledin. Açıkçası benim açımdan da şöyle iyi oldu. Bu şey vardır ya böyle bir tür günah gibi böyle yıllardır izleyemediğim filmler vardır. Onlardan bir tanesiydi bu. Yani 25 yıldır hani ha bugün ha yarın ha bugün ha yarın diye sürekli ertelediğim bir filmdi. Biraz oradan başladım. Yani hangi film niye, neden onu seçtinle başlayarak giriş yapalım. Herhalde hayatımda en çok izlediğim 2-3 filmden bir tanesidir Playtime. Çok da ben tasarım okudum İTÜ'de. Endüstri Mühendisliği tasarım okudum. Tasarım okurken o zaman belki hatırlarsın İstiklal Caddesi'nde Dulcinea diye bir yer vardı. Oranın alt katında böyle bir gösterim serisi yapmışlardı ve orada şans eseri denk gelmiştim. Düşün hani sinemacı olmaya gayret eden ama tasarım okuduğu için kendini mümkün olduğu kadar bu sürecin uzağında bulan birisi olarak beni çok çarpmıştı. Ve aslında 2 gün beklememe de gerek yoktu. O sen bu teklifi söylediğin zaman aklımda o vardı ama 1-2 gün düşüneyim dedim açıkçası. Ve yani hem üzerine defalarca izleyip defalarca çalıştığım bir film olduğundan dolayı, kendi derslerimde defalarca gösterdiğimden dolayı ve nasıl diyeyim, hani şu dünyada bir kadrajına bakıp şahsına münhasırlığını en çok hissettiren, yani evet bu kesinlikle Tati kadrajı dedirten, aklıma çok yönetmen gelmiyor açıkçası. İşte günümüze belki Anderson'a böyle diyebiliriz, Wes Anderson'a ya da Anderson'lara. O yüzden Tati yani bana çok şahsına münhasır geldiğinden dolayı, onunla büyüdüğümden dolayı, bir de bana çok sinemaya dair önemli şeyler hatırlattığından dolayı belki detaylı konuşuruz. Bu filmi söylemek istedim. Evet, yani hani benim için de gerçekten hani böyle bir ne derler bir eksiği tamamlamak oldu. Yani amcamı izlemişsin ben ve ama Evet. hani onun da üzerinden çok vakit geçti. Ama bu hani gerçekten de çok bambaşka bir şey. Bir kere şöyle yani sen ne düşünürsün diye başlayayım. Şimdi izlerken tabii ki şimdi mimari olarak ve tasarım olarak çok bambaşka bir film oldu kesin. Ama izlerken aklıma da hep şey geldi. Yani dönemin yönetmenlerindeki tasarım obsesyonu acayip bir şey değil mi? Yani işte Kubrick bir tarafta, işte Truffaut bir tarafta, Tarkovski bir tarafta sayılabilir, arttırılabilir. Yani
Böyle titiz, obsesif bir tasarım şeyi var sürekli böyle. Hani her ayrıntının ince ince belirlendiği, muhtemelen çizildiği bir tasarım şeyi var. Biraz böyle hani o 60'ların ikinci 60'larındaki o tasarım şeyinin sen tasarım da okuduğun için sorarak başlayayım. Hani neye yoruyorsun ve oradan da belki işte filme doğru, playtime'a doğru daha derinleşebiliriz sanki. Ya ince işçiliğinin hassasiyetini kesinlikle dönemin ruhundan aldığını düşünüyorum. Ama bir yandan da şöyle düşünelim. O zamanın bir resmini çektiğiniz zaman, 60'lar Fransa'sının bir resmini çektiğiniz zaman aslında orada arka planda bir şehrin modernleşmesi konuşuluyor. İşte bizim bu işte 2000'lerde çokça yaşadığımız şehrin modern bir kimliğe bürünme hali, orada müthiş bir şekilde baskı var. Özellikle eski şehre karşı. Dolayısıyla hem bu mimarinin bir titizliği ekranda uzam ve oyun ilişkisi bağlamında üretilmesi, bir yandan da arka planda müthiş bir sosyal eleştiri. Çünkü Tatin'in aslında kariyerine baktığınız zaman genel olarak bütün bu modernleşmeyi bir inorganiklik, yani insan ruhuna ters bir şey olarak önerir ve dolayısıyla aslında her kadrajında da, özellikle bu filmin bütün mizansenlerini de, bu çelik ve camdan yapılan mimarinin insanları birbirinden ne kadar koparmaya ve insanları ruhsuzlaştırmaya yönelik olduğuna dair de bir söz önerisinde bulunur. O döneme dair şu da çok önemli açıkçası. Bir yandan Fransa'daki hakim sinemaya baktığınız zaman aslında işte Truffaut'ların, Godard'ların çok daha atik, çok daha bütün hani kuralları yıkıcı bir sineması varken, arka planda Tatin'in de bana çok zamansız bir şekilde cidden hani böyle bir sinemayla da uğraşması çok yani iyi bir, hani nasıl, iyi bir hatırlatıcıdır benim için. Çünkü bu filmin için Tati varını yoğunu koyar, kendi parasını da koyar ve hatta filmin tonu için, filmin dokusu için 70 mm çekmek ister. Paris'in dışında, yani Paris'in, yani eski Paris'in altıda biri büyüklüğünde bir şehir kurar ve hatta o şehrin akan suları, elektriği vardır, gökdelenleri vardır ki hatta gökdelenleri böyle büyük binaları tekerleğin üzerine falan koyup hareket ettirir. Yani o dönemin hakim, en azından cazip ve markette yer bulan sinemasına karşı böyle bir sinemayla çıkmıştır Tati ve batmıştır da yani açıkçası. Ondan sonra kariyeri de sona ermişti. Ondan sonra bir tane televizyona bir iş yapabiliyor, İsveç televizyonuna. Bana da çok iyi de bir hatırlatıcıdır yani. Sonuçta bir zamanın ruhu var. Ne kadar hani şu anda bile benim için müthiş zamansız bir film olsa da, o zamanın aslında sinema ruhuna, yani Fransız sineması beklentisine, market beklentisine aykırı olduğu için de böyle uzun bir süre tozlu sayfaları, yani tarihin tozlu sayfaları arasında kaldı. Evet, ben de mesela hani şimdi şeyi çok kestiremedim. Onu hani çünkü dönemin seyircisinin ruhunu kestirmek biraz zor. Çünkü yani seyircinin çünkü hiç ummadığımız filmlere doldurduğu bir dönem aynı zamanda ya. Yani bir taraftan Doğru. bakıldığında da işte Space Odyssey gibi filmin gerçekten kâr etmiş olması, kârı bırak yani maliyetin ikiye katlamış olması gibi bir durum da var. Mesela bir taraftan öyle bir seyirci de var. Ona değil ama mesela şeyi tekrar inceledim. Hani festivaller lütfetmiş mi? Aslında öyle bir şey diyor. Bir tek Moskova hani büyük festivaller arasında Moskova'dan en iyi film ödülünü alabilmiş. Hani bakınca böyle dönemin kalburüstü festivalleri de çok rağbet etmemişler filme ki bu mesela bana tuhaf geldi. Çünkü hani tasarım açısından bile çok çarpıcı bir iş. Evet. O hani festivallerin görmezden gelmiş olması bana biraz tuhaf geldi açıkçası. Evet, çok ilginç. Yani evet, ilginç ve yani dediğim gibi çok şahsına, yani hayatı boyunca hiç close-up kullanmamış, yakın plan kullanmamış bir yönetmenden bahsediyoruz. Yani katı kurallı, kendisi başrolünde oynayan, kendisi yazan, sesine, müziğine kendisi çok dahil olan bir yönetmen. Tam bir otör, aynı zamanda oyuncusu. Daha tabii ki yani en azından daha böyle hoş karşılanmasını bekleriz ama dediğim gibi şu bugünden baktığım zaman kendi zaman, kendi coğrafya sinemasının beklentilerine de baktığım zaman açıkçası dönemin ruhunun aksi gibi bir çıkarımda bulunuyorum. Öyle diyeyim en azından. Şimdi ben de tuhaf bir şekilde aslında çok böyle dönemin ruhuna uygunmuş gibi geldi benim seyir deneyimde. Bir taraftan da şöyle çünkü aslında tam da böyle hani 60'lardı yani her tarafında o İkinci Dünya Savaşı sonrası hızla gelişen kapitalizmin işte tüketim toplumuna doğru giden yolun bir tür eleştirildiği, felsefi olarak eleştirildiği, edebiyatta eleştirildiği, sinemada eleştirildiği bir zamanda
Ve bunu hani böyle çok göstere göstere yapan bir iş ya bir taraftan da. Hani bütün o modernizmin yarattığı sonuçları, insanların birbiriyle olan ilişkilerini. Ya bugün bakınca gerçekten hani müthiş bir öngörü bir taraftan. Çünkü 60'larda öyle bir dün, yani öngördüğü kadar birbirinden yalıtılmış, kopmuş bir insanlar ve şey ilişkileri o kadar yoktu. Mesela o evler, modern evler mesela sadece belki burjuvalara mal edilebilirdi. Üst sınıf burjuvalar üstelik hani büyük Evet. burjuvalar. Ama bugün artık hani orta alt sınıflarında benzer evlere tıkıştırıldığı bir şey yaşıyoruz. İşte oradaki AVM, ofis vesaire hani şimdi bunlara bakınca çok müthiş bir öngörü şeyi var. Belki işte o dönemin değerlendiricileri bunu Evet. görmediler. Peki şeyi baktın mı? Hani mesela o dönem eleştirmenler neler yazmışlar, çizmişler, bunu araştırma fırsatın oldu mu? Bir Rosenbaum sanırım yani direkt o çıktığı dönemde değil çıktıktan sonra daha geç bir zamanda filmin eleştirisini yazıyor. O dönemdeki yani o çokça eleştiri okudum hatırlıyorum ama dönemsel bir yere koyduğumu hatırlamıyorum. Sadece Jonathan Rosenbaum'un çok iyi bir yazısı vardı. Hatta kendisinin yazısında şöyle bir detay hatırlıyorum. Filmi 70 bin metre izleme fırsatı yakaladıktan sonra filmdeki normal kopyasından izlediği detayların çok ötesinde yeni yeni şeyler keşfetmesini anlattığını hatırlıyorum. Yani 70 milimetre deneyime göre tasarlanmış bir filmden bahsediyoruz aslında. Dolayısıyla kendisinin buna dair bir notunu hatırlıyorum ama o dönemdeki alınmasına dair dönem hani eleştirmenlerini çok hatırlamıyorum. Evet, ben hani filmi hep bildiğim bir film olduğu için niyeyse böyle kafamda da hani kendi döneminde de çok böyle kıymeti verilmiş. Halbuki ben de muhtemelen sonradan işte sohbetlerde, yazılarda, kitaplarda çok adı geçtiği için sürekli aklımda kaldı ve hani izlememe rağmen çok iyi bildiğim bir şeydi. Hani bir işte dönüp dönüp bakınca benim de şeyim arttı bir taraftan hani hakikaten. Bu belki işte yönetmenler açısından bir taraftan iyi bir şey. Şöyle bir şey hani yaptığınız şeyin kıymeti belki 30 yıl sonra, 20 yıl sonra bulunabilir ama bu da tabii kariyerinizin sonu olabilir bir taraftan da. Evet, yani. Yani çok üzücü. Yani daha çok fazla filmini izlemek isterdim. Yani en azından ben şahsen Tati'nin ama işte dediğim gibi bir şekilde denk gelmiyor. Ama işte dediğim gibi film şöyle üzerine detaylıca düşünme fırsatım da var. Hatta bir tane makale de yazdım hatırlıyorum filme dair üniversite öğrencisiyken. Ve şey çok ilginç. Neredeyse sessiz bir film. Zaten Tati'nin kendisi Vaudeville'den geliyor. Aslında böyle bir modern bir vaudeville izliyoruz. Müthiş bir modernizm eleştirisi. Ve hiç yakın plan kullanmaması ve o bütün o set tasarımı içerisinde sürekli genel planlarla görmemizin aslında şöyle bir büyüsü var. Aslında buna bir şehir ölçeğinde yaklaşıyor diye düşünüyorum Tati. Yani ne kastediyorum burada? Siz özellikle 70 bin metre izlediğiniz zaman filmi, filmdeki bir sürü yan karakterin sürekli olarak filmde tekrar tekrar karşınıza çıktığını görüyorsunuz. Ve aslında Tati bunu şöyle planlıyor. Eğer siz Tati'yi değil, ekranın herhangi bir köşesinde gördüğünüz başka bir karakteri takip etmek isterseniz onun da kendince bir hikayesi var. Ve yönetmen zaten şunu öneriyor. Yani diyor ki ben diyor izleyiciye neye bakması gerektiğini diletemem diyor. Yakın plan kullanmama felsefesini buna bağlıyor. Ben diyor belirli bir sahne açarım. İzleyici istediği yere bakmakta özgürdür ve istediği şeyi takip etmekte özgürdür. Böyle çok özgürleştirici bir deneyimi vardır Tati izlemenin. Çünkü filmi ikinci kere izlediğiniz zaman başka bir karakteri fark edersiniz ve onun kendi bir hikayesi olduğunu fark edersiniz. Dolayısıyla aslında o yüzden buna böyle Tativerse gibi yani Tativille diyorlar hatta. Yani Tati'nin bir aslında bir kendi içinde bir evren tasarlamışlar. Şimdi Marvel Universe'ten bahsediyoruz ya bir sürü her birbirine bağlı. Aslında bakıldığı zaman bir filmde Tati kendince bir evren yaratıyor ve o evrende sizi özgür bırakıyor. Dolayısıyla aslında konvansiyonel izleyici için hiç kolay bir deneyim değil. Çünkü çok gevşek bir hikaye akıyor. Ama bir yandan da filmin içerisinde kendini özgürce teslim eden, yani o refleksini hani hikaye nerede bir şey kaçırıyor muyum gibi bir refleksini kenara kaldırmayı tercih eden izleyici için de müthiş heyecan verici bir deneyim. Peki yönetmen bu dünyanın içerisinde bizi nasıl yönlendiriyor?
tamamen ses kullanımıyla. Çünkü neye bakmamız gerektiğini ses kanallarını kullanarak bize en azından diretiyor diyelim. Mesela çoğu şeyin sesini duymuyoruz. Bir seçici geçirgenlikle ses perspektifini de kırarak belirli bir sesi kodluyor ve o sesin geldiği yeri takip etmeye çalışıyorsunuz. Mesela çok meşhur bir sahnesi vardır. Bir yanlışlıkla bir toplantı odasına girer. Çıkınca bu ofis kübiklerin olduğu, yani ofis çalışma alanının olduğu yere tepeden bakar ve tam bir labirent yeridir, o gibidir. Onun arasında birisine ulaşmaya çalışır ve yönetmen ses katmanından bize nereye gitmesi gerektiğini, işte yürüyen birisi var peşinden gidiyor, onun ayak seslerini bize anlatarak aslında tam bir labirentin içerisine bizi davet eder. Nereye bakmamız gerektiğini yöneltir. O bağlamda çok, yani hiç alışık olmadığımız bir aslında izlence deneyimi ve o yüzden öyle başladım ya, en çok izlediğim filmlerden bir tanesidir. Ve kendime de sözüm var, 70 milimetre kopyasını dünyanın bir yerinde yakalarsam yani atlayıp gitmek istiyorum diye, çünkü hiç fırsatım da olmadı 70 milimetresini görmem. Bir de yani sanırım çok teknik mevzulara tabii çok hakim değilim ama 70 milimetre seçmesinde ısrar etmesi nedenlerinden biri de 70 milimetrenin ses kanallarının 4 tane olması. Yani ses kanallarını daha iyi kullanabilmek için. Galiba 6 kanal galiba ya. Yani ses kanallarını çok daha iyi kullanabilmek için filmde özellikle 70 milimetrede de ısrar ettiğine dair bir şey de okumuştum daha vakti zamanında. Çok haklısın. Hatırlıyorum. Çok özel yani onun... Sesi özel çalışılıyor. Bir de hep bu tür şeyler izleyince benim aklıma hep şey geliyor. Yani şimdi bir yönetmenlik mahareti bir tarafta, o zaten başka türlü bir şey gerekiyor ama bir taraftan da zanaatın muhteşemliği, yani tasarım, organizasyon ve mesela hiçbir dijital unsur kullanmadan, dijital unsurun olmadığı. Çünkü bugün mesela o benim çok performans filmleri diye tanımladığım bir kategori var. Yani böyle yönetmenin de oyuncuların da hatta dijital şeyin de tamamen performansa odaklı olduğu. Ki mesela bunun içine şeyleri de koyarım. Mesela La La Land da benim için öyledir. Bazıları yani çok çok sevilen böyle ne bileyim Whiplash de öyledir. İşte Climax de öyledir benim için. Hani So What filmleridir. Ama şimdi... buradaki şey çok başka bir şey, yani hani maharet ve organizasyon, çünkü çok işlevli bir şey, hani yapabildiği için değil, öyle, ancak öyle yapılabildiği için tasarlanmış bir şey, ya onu böyle izlerken de hissediyorsun. Ama senin söylediğin şey çok önemli, yani izlemeyenler için bildik seyir deneyimini, film izleme alışkanlıklarını biraz bırakmak, bir hikaye aramak, bir olay örgüsü takip etmeyi bırakmak yerine gerçekten bir sadece böyle bir tasarım ve organizasyon şeyine bakmak ve orada kaybolmak bile kendi başına çok acayip bir deneyim. Hani onu da belki hakikaten bir kere daha altını çizmekte fayda var yani. Kesinlikle bu ölçek olarak hiçbir dijital kullanmamasına dair şöyle ilginç bir anı da var. Özellikle demin bahsettiğim o labirent sahnesini belki izleyiciler dikkatle bakarsa şunu da fark ederler. Tabii ki prodüksiyon ilerledikçe 3 yıla yayılıyor ve artık paraları kalmıyor ve artık figürasyon çağıramayacak noktaya geliyorlar. Ama hala yine genel planlarından taviz vermek istemediği için Tati en uzaktaki karakterleri kartondan basarak karton yerleştiriyor oraya. Yani gördüğünüz gibi uzakta böyle bir karakter duruyor. Aslında o karakter tamamen karton. Yani hani şeyi görüyorsunuz, yani o hassasiyeti yine taviz vermeyen, hiç ödün vermeyen kişiyi de görüyorsunuz. Ve işte o yüzden tekerlekli itip çekilebilen gökdelenler var setinde. Öyle düşünün. Yani çok büyük yapılar ve içerisinde de elektriklerini de istedikleri gibi yakıp kapatabiliyorlar. Ki tekrar izleyenler için belki şey de ilginç olabilir. Yani mesela işte öyle konumlandırıyorlar ki niye bunlar öyle? Çünkü bir mesela çok eski Paris'i filmde hiç görmüyoruz. Sadece yansımalardan görüyoruz. Mesela o yansımaları da bilinçli olarak ayarlayabilmek için her şeyi de hareketli yapıyorlar. Çok özgün, yani çok özgün. Evet evet, yani gerçekten hani... bir kez daha hani ben şimdi bir noktada biraz soluklandıktan sonra birkaç gün sonra bir daha bakacağım. Yani
Özellikle de yani sinemanın görsel tarafıyla ilgilenmiş olanlar için, şimdiye kadar görmemiş olanlar için mutlaka hani görmelerini tavsiye ederek ufak ufak toparlayabiliriz. 20 dakikaya geldik. Evet. Senin Belki aslında şey dediğin gibi Monokul'dan yani amcamı izleyip çünkü orada daha çok bir aile üzerinde ve bir ev üzerinde modern bir ev üzerinde ilerliyor. Daha sonra ölçek atlıyoruz ve Playtime'a belki aslında izleme sırası olarak önce amcamı izleyip Monokul'u daha sonra ardından Playtime'ı izlemek de çok güzel bir tati gecesi olabilir. evet, yani bir taraftan da aslında böyle hani Tati'nin işte Hulot karakteri de işte Monsieur Hulot karakteri de hani sinemanın çok orijinal özgün karakterlerinden hani bir tanesi. Çok böyle anılmayan böyle ilk başta akla gelmeyen karakterlerden bir tanesi. Hani zaten topu topu 5 filmi var. 4 tanesinde Monsieur Hulot var. Dolayısıyla Evet. aslında çok da böyle geniş bir literatür değil. Hani bu literatürün en azından dördünü birden izlemek iyi bir deneyim olabilir. Varsa eklemek istediklerin son olarak filmle ilgili onları da alabilirim. Sonra da ufaktan toparlayalım. Ya, galiba yani ilk bakışta konuşulması gereken her şeyi konuştuk. Yani bir de en sondaki tabii ki o meşhur karusel sahnesini, atlı karınca sahnesini en azından not düşmeden de yani onun nasıl inşa edildiğini ve onun işte hem turist ölçeğine bir turist kafilesi giriyor hem bireysel deneyim olarak hem de bütün o araçlarla kurgulanan o müthiş atlı karınca deneyimini altını çizmeden de en azından kapamayalım. Evet. Sonu mucizevi. Bir de tabii ki çok teşekkür ederim Şenay, bana tekrar bu filmi konuşma fırsatı verdiğin için. Ben çok teşekkür ederim. Yani hem kabul ettiğin için hem bu filmi seçtiğin için çok da güzel, çok lezzetli bir program oldu. Çok sağ ol, ağzına sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Senin ağzına sağlık.